vücut gelişme sporu için bir dönem lokomotif görevi gördüm. Güçlü olana bir şey yapamazsınız. Tecrübe bilginin denenmiş halidir. Vücutçu 365 gün soyunduğu zaman gösterecek bir şeyler olmadı. Bu sporu yapıyorsun. Üç arkadaş yürüyüş yapıyorduk. Kadıköy'den, sahilden doğru yürüyorduk. Spor salonunun önünden geçerken burası ne zaman açıldı filan gibi bir sohbet oldu aramızda. Onlar da spor salonu önünden geçerken onların teklifiyle içeri girip bir bakalım dediler. Oğlum ben de ne girişimiz var dedim. Ya niye girip bakacağız? Ne olabilir ki içeride? Spor salonu işte filan dedim. Hiç öyle bir kafada herhangi bir düşünce, bir şey yoktu. Spontan olarak spor salonu içine girdiğimiz zaman bizi dolaştırmak için kapıda birisi karşıladı. İşte neresi spor salonu? İşte kapının önüne gittik. Lütfen dedi halıya basmadan da içeriye bakabilirsiniz dedi. İçeri baktığım zaman bunu birçok yerde de anlattığım gibi dönemin en iyi vücutçuları orada antrenman yapıyordu. İşlerinde Adnan Sır vardı sevgili hocam. Adnan Sır'ı gördüğüm zaman inanılmaz etkilendim. Squat curl yapıyordu sehpada, biceps egzersizi yapıyordu. Kulakları çınlasın abimin. İnanılmaz etkilendim. Dedim ki bir erkek dedim böyle gözükmeli ya dedim hani. Bu şekilde gözükmeli dedim. Ya bu nasıl muhteşem bir dedim. Bir karizmadır, bir duruştur dedim ve ben o zaman 17 yaşındaydım. Ertesi gün spor salonuna kayıt olduk ve benim de serüvenim bu şekilde başlamış oldu. İçeri girdiğim andan itibaren kokusu, barı tuttuğum zaman hissettiğim his, içerideki geçmiş daha eski sporcuların gelmiş olduğu mertebeyi kaldırdığı kilolar, vücutlarının almış olduğu şekil çok etkilendim ve giriş o giriş. 31-89 2021 kaç sene olmuş? 33. yıla girmişiz. Evet. Su gibi geçen 33 yıl. Çeyrek asırdan daha fazla yani. 6 ay, 3 ay içinde, 3 ay sonra salon yarışmasına girdim. 3 ay antrenman yapıp. 3 ay yaptığım zaman vücudum böyle bir V tipi almıştı. Ondan sonra omuzlarım ve kollarımda böyle bir şekillenme olmuştu. Gündüz abi vardı, Gündüz Özalp. O da Moda Deniz Kulübü'nde. Salon yarışması var, hadi gel seni oraya götüreyim dedi. Herkül'de burada Fener yolunda çok çok iyi vücutçuların yetiştiği zamanın karşıda Ahmet Eren'in şampiyon spor salonuyla burada da Özer Baysirek'in Herkül'ü vardı. Bu iki spor salonundan yarışmacılar çıkardı. En iyi vücutçular, bu fizikler buralardan çıkardı. Herkül'deki salon yarışmasında beni elimden tutup götürdüler. Ben orada dördüncü oldum. Ondan sonra kendim gibi salona devam eden arkadaşlar vardı benden biraz daha ilerlemiş olan ama orada da çok etkilendim. Yani ben de bir şey olacağı sanki böyle önceden vardı. Yani gördüğüm bu işle ilgili ne görürsem hoşuma gitti ve aşık oldum. Dördüncü oldum. Ondan iki ay daha çalıştım. Ondan sonra dedim Bodrum'da bir yarışma var dediler. Bodrum yarışması işte. Ama işte çok iyi sporcuların da katıldığı bir yarışma. Ben de buraya diyet yapmaya karar verdim. Öbür tarafı bir diyet yapmamıştım. Böyle bir normal işte evde ne yaparsak sadece ağırlık kaldırıp gidiyorduk. Zaten öyle bir bilgim yoktu. Üç ay ne kadar kısa bir süre. Altı ay olduğumda da bu yarışmaya girmeye karar aldım. O zamanki hocalarıma sordum ne yiyeyim diye. İşte hep bu internette de çok esprisi yapılıyor. İşte 800 gram tavuk, bir tane ekşi elma dediler. Yarışmaya 20 gün kala buna başladım. 20 gün kala. Ve hani 15. gün falan böyle artık adım falan hatırlamıyordum karbonhidratsızlıktan. İnanılmaz yorucu bir şey oluyordu. Antrenman günde 3 defa, kardiyo yok o zamanlar ama sabah aç karnına karın çalışıyorsunuz. Öğlen mesela göğüs çalışıyorsunuz. Akşam biceps yapıyorsunuz. Böyle bir program vardı. Yani günde bayağı 3 saat falan spor salonunda geçiyordu. Karbonhidrat yok, sebze yok, salatalık yok, yeşillik yok. Bir tane ekşi elma idmana girmeden, diğeri de işte 800 gram tavuk yersen. Ben 72 kiloydum, 67 kiloya falan düştüm. Ondan sonra öyle elim ayağım düzgün bir adamdım. Yani yolda parmak da gösterirlerdi. Hani insan kendi kendine ölmez ama yakışıklı çocuk derlerdi böyle. Ondan sonra gittim o yarışmaya girdim. Orada da 9. oldum. Herkes şey dedi hani çok yakışıklı çocuk ama bir şey olmaz hani. Manken mi, vücutçu mu falan diye ama 6 aylık bir şeylerdi bunlar. Ondan sonra aynı yıl içinde 4-5 ay sonra Gençler Türkiye Şampiyonası vardı. Oraya gittim 4. oldum. Sonra Ankara'da bir gençler yarışması oldu. Oraya gittim yine 4. oldum. Sonra İstanbul'da bir gençler yarışması oldu. Oraya gittim 2. oldum. Sonra büyükler yarışmasına girdim 90 kiloda. Orada 4. oldum. Ve daha sonra askerliğim geldi. Askere gittim. Askere gittikten sonra askerde de fırsat buldukça bana komutanlarıma gidip direkt bu aşkımı, sevdamı söylüyordum. Komutanım diyordum böyle böyle bir durum var ben işte çalışabilir miyim? İşte acemine zaten böyle bir imkan vermediler sağ olsunlar ama şöyle bir şey hatırlıyorum askerden, askerlikten. Acemi'nin de burada küçük yılda yaptım. NBC okulunda.
NBC okulunda sabah ilk içtimada Şahin Assubay vardı. Buddy varmış bir tane. Buddy dedi. Nerede o filan dedi. Böyle 170 kişilik bir filan bir bölük işte o zaman. Acayip bile herkes yeni. Pırıl pırıl üstümüz başımız. Buddy dedi gel bakalım dedi ya. Çıkar üstünü dedi. Aylardan böyle aralık küçük yalının tepesinde bir yer. Nasıl esiyor biliyor musun? Böyle kar taneleri uçuyor. Böyle hani soğuk bir şey vardır ya böyle hani rüzgarla beraber dondurucu bir soğuk karlar uçuyor böyle zikzaklı filan. Üstümü bir çıkardım. Birlikte bir sessizlik oldu yani böyle. Haydi sen dedi kaç tane dedi barfiks çekersin dedi. Bilmem komutanım hiç saymadım dedim. Çek bakalım dedi barfiks dedi. 37 tane barfiks çektim. Olay oldu böyle. Gördüklerini dağlar bayağı 103 kilo falan gittim askere ben bu arada. Ondan sonra böyle o zamanlarda 45-46 santim kolum vardı o devire göre. Fena değildi yani. Dediler ki ya sen çok özel bir adamsın. Bundan sonra dediler hayatındaki en rahat askerliği yapacaksın. Ve gerçekten ben ne bulaşığa yolladılar, ne çöpe yolladılar, içtimada işte yerlerden çöp toplamaya yolladılar, hiçbir yere yollamadılar. Bana sahip çıktılar acayip. Ondan sonra acemili öyle bitti. Usta birinde Lüleburgaz'a düştüm. Lüleburgaz'da da ayanatsız komutanım, buradan kulaklarını çınlatayım. O da Marmara Eylesi'ne çıktı tayin 3-5 ay sonra. Marmara Eylesi'ne gittiğimiz zaman da orada yüzbaşı vardı. Selçuk Manioğlu yüzbaşı hatırlarım böyle. Hafızam çok güçlüdür, detaycıyımdır. Ondan sonra onu kafasına girdik. Burada bir spor salonu yapalım. Spor salonu işte Serdar da yararlansın bundan. İşte buradaki gelen tatil köyüydü orası. Askerlerin, subayların, asubayların aileleriyle geldi bir tatil köyü. Marmara Eylesi tatil kampı. Ondan sonra dönemde sevgili abim, ondan sonra Moda Deniz Grubu spor salonu sahibi Savaş Çakıcı. Ondan sonra Ayan abiyle tanıştı. Ayan Üsteğmen'le tanıştı. Aralarında büyük bir dostluk oluştu. Marmaris'te kampına Savaş abi ufak bir spor salonu yapmayı teklif etti. Yüzbaşı kabul etti. Oraya ufak bir spor salonu yapıldı. Başına da beni koydular. Askerde 3-4 ayda orada böyle gelen işte subay eşlerine, subaylara antrenman yaptırdım falan. Ben kendim de antrenman yapıyorum tabii. Öyle bir dönem oldu. Daha sonra Ayan Üsteğmen Azerbaycan'a tayini çıkınca benim antrenman işleri falan patladı çünkü onun sayesinde yapıyordum bu işleri. Daha sonra Lüleburgaz'a gidip askeri inzibat olarak askerliğimi tamamladım. 15 ay diye gittim askere, 19 ay yaptım. O döneme de askerdim. Tam asker bitmesine 10 gün kala 4 ay uzamıştı falan böyle şok olmuştum. Vücut geliştirme aşkıyla yanıyorum falan. 95 başı askerden evime döndüm. Spor salonuna koştum hemen. Ama yaş itibariyle de askerden döndükten sonra ne yapılır ne edilir derken dayımın kızı aradı beni Pelin. Askerden geldin hadi çalış artık bir şeyler yap derken dedi ki Yonca Evcimik'in Türkiye turnesi var dedi. Bir ay boyunca Türkiye'nin her iline gidip konser verecek Yonca Evcimik. O zaman onun çok popüler zamanı. Onun da kulakları çınlasın. Ne amfiteyatro, Yunanistan'ın arkasındaki açık hava tiyatrosu var ya. Onun önünde buluşacağız işte. 35-40 tane koruma ondan sonra ben de aralarında emir duruyorum bir yerde. Gittim oraya yani o 40 kişilik koruma stadyumun her tarafına işte başları var şefleri falan. Onlarla tanıştım falan öyle duruyorum hani otobüse bineceğiz işte il il gezeceğiz. Her gün bir yerde konser verecek falan bir ay sonra bir turne. Yonca Evcimik benim hayatımda bu konuyla ilgili bir dönüm noktasıdır. Şöyle ki izah edeyim. Uzaktan bana bakıyor o kadar kalabalığın arasında. Ondan sonra göz göze geldik böyle yaptık. Gel gel dedi bana. Gittim yanına buyurun dedim Yonca Hanım dedim. Ulan dedi sen dedi ne kadar yakışıklı adamsın dedi. Sen dedi benim özel korumam ol dedi. Korumaların şefi vardı onu çağırdı. Bu teklifini iletti. Onlar zaten kabul etti. Yonca çok iyi dostum oldu. Çok iyi arkadaşım oldu. Yonca da oradan 5 sene boyunca hangi dizide olsa hangi konserde olsa mutlaka ben de yanındaydım her zaman. Hem dost olarak arkadaş olarak hem de koruma olarak. Aslında o bana bir iş imkanı sağlıyordu. Sporumu yine yapmaya başladım aktif olarak. Hatta 97'de Balıkesir'de bir yarışmaya girdim. Bütün Çılgın Beriş diye bir dizi vardı o zaman. Tüm ekip olarak beni oraya desteklemeye gelmişlerdi. Ben de o dizide 34-35 bölüm civarı oynadım. Yonca'nın isteği üzerine. 2000 yılına geldiğimiz zaman Yonca'ya gittim. İyice bu işi yapmam lazım ama bir desteğe de ihtiyacım var. Yonca'ya gittim dedim ki Türkiye şampiyonası var. Üstüne Balkan şampiyonası var dedim. Ama dedim benim böyle böyle desteğe ihtiyacım var. Beni desteklersen ben ikisinde de şampiyon olurum. Ondan sonra sana da bunları hediye ederim dedim. Tamam Serdar'cığım dedi. Ondan sonra ben hiç onun yüzünü kara çıkartmadım. Gittim önce Türkiye şampiyonu oldum. Hem Türkiye şampiyonasında Konya'da 2000 yılında şampiyonlar şampiyonu da oldum. Daha sonra hemen akabinde Balkan şampiyonası vardı. Yugoslavya o zaman daha bölünmemişti. Yugoslavya'da Balkan şampiyonu oldum.
Sonra Yonca ile güzel bir PR da yapmıştık bu konuda. Yonca'nın arkadaşı Balkan şampiyonu oldu, Türkiye şampiyonu oldu diye. Böyle basında da birçok resmimiz çıkmıştı. Güzel bir hatıra olarak onlar hala duruyor bende mesela o resimler falan. Böyle bir teklifi kabul etmesi birçok şeyi değiştirdi kendiliğinden. Çünkü o devirde bir sponsor falan bulmak çok zor. Ben çıkış yapmaya çalışıyorum. Tamamen dostane bir tavırla sağ olsun beni destekledi. Ben de onun karşılığı verdim. Ondan sonra bu işin en yoğun olduğum, en aktif olduğum ama gerçekten maddi olarak yurt dışına açılmam lazım ama çok büyük destek bulamıyorum o dönemlerde. 2003'e kadar hatta 2004'e kadar kendi cebimden ama hani gerçekten borç harç alarak yurt dışındaki yarışmalara gittim. Ondan sonra dünya altıncılıkları, ondan sonra dünya üçüncülükleri, dünya ikincilikleri, Avrupa dereceleri aldım birçok. Türkiye şampiyonlarına katıldığım zaman zaten kolay olmasa da rahat bir şekilde birinci olabiliyordum. Kendimi çok idare etmiştim. Çünkü hiç kimsenin sponsoru olmadı herhangi bir branşta. Benim her zaman bir sponsorum oldu. Her zaman beni desteklediler. Sağ olsunlar. Hala da destekliyorlar. Bu destekle beraber tabii ben durmadan ama ardı arkası kesilmeden yarışmaya başladım. Ya her 6 ayda bir yarışmaya giriyordum. Sonra her 3 ayda bir yarışmaya girmeye başladım. Hatta bir yıl içinde 6 tane yarışma yaptım. Sene falan oldu ki bu gerçekten irade isteyen bir şeydir. Zordur yani bizim spor. Bu kovalamada ne hayatın, ne yılların nasıl geçtiğini inanın bana idrak edecek kadar sayamadım bile. Yani. Nasıl buraya geldi bu iş? 56-57 tane yarışma yaptım ki bu tahmin ediyorum rekordur. Yani kaç kişi daha bu kadar bu sayıya ulaşmıştır Türkiye'de bu branşta? Yani 3 kişi diyelim, belki 2 kişi diyelim, belki 3 kişi yani benimle beraber. Ama hani vermiş olduğum enerji, vermiş olduğum level olarak çok üst düzey tabii. Hani hep çünkü internasyonel yarışmalar. Hani yarışma vardır, 60 kere yarışırsınız ama national'dır, bir de international olarak yarışmak var. Benimki international'dı. Ondan sonra kendimi sınadığım yarışmalar oldukça sert yarışmalardı. O dönemin en iyi federasyonlarında yarıştım. 2-3 federasyonla birden yarıştım. Sponsorluklarla beraber 37 yaşında Türkiye şartlarıyla ilk defa bir sporcu IFBB Pro Profesyonel oldu. IFBB Pro kartı aldı yani. Mr. Olympia'nın kalifiye olmak için düzenlenen yarışmalarına katılmaya hak kazandı. 5 tane denemem oldu. 4 mü 5 tane bir denemem oldu. 5'inde de ilk 15'e giremedim. Ondan sonra o zaman mesela şu anda profesyonel level'da klasik bodybuilding 212, hard bodybuilding diye 3 tane klasman var. Hatta atletik fizik diye şortlu bir klasman da var. O zaman sadece tek klasman vardı. Büyüksün. 150 kilo da aynı siklettesin, 60 kilo da aynı siklette yarışıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Zorlu bir durum vardı yani. Ben 100-102 kilo mesela yarışmalara girdim. Ondan sonra diyeceksiniz ki neden o kıvama gelmiş bir sporcu derece alamadın orada? Hiçbir şey bilmiyordum. Bir kişi yoktu ki elimden tutup hadi gel sana yardım edeyim. Bu maddi olarak değil, bilgi olarak. Bilgi olarak bildiklerim oraya kadar yetiyordu. Profesyonel bir level için bana bunu öğrenecek, öğretecek, bana burada yardımcı olacak, beni üst düzeye taşıyacak hiçbir arkadaşım yoktu. Tabii ki burada tecrübeli olarak Ahmet Enönü'yü aradım. Hatta aramadım, yanına gittim. Ahmet abi sever beni sağ olsun. Ahmet abiyle konuştum. Ahmet abi direkt en net cevap verdi. Git Amerika'ya 4-5 sene yaşa orada, o şekilde orada başarılı olabilirsin. Türkiye'den oraya giderek, yarışarak başarılı olamaz. Yani oranın ortamına girerek Santa Monica'da ya da Kaliforniya'da ya da Los Angeles'ta işte yani Ghost Gym'de falan gidip orada da antrenman yaparsan, o ortamın içine girersen ancak o şekilde orada başarılı olabilirsin dedi. Tabii bunu yani buna cesaret edemedim. Ülke değiştirmek, hiç tanımadığım bir yere gitmek, burada zor mücadele ettiğim bir şeyi orada verebilmek zor geldi. Orada arkadaşlarımız vardı. Burada yine anayım Kaan Yalaman. Gittiğim yarışmalarda yanımdaydı. Çok destek oldu sağ olsun. Gökmen Meyrili vardı. Gittiğim zaman Florida'da yanında kaldım. Allah rahmet eylesin kalp krizinden onu kaybettik yakın zamanda. O da çok sevdiğim bir dostumdu. Ama Türkiye'de çalışıp yarışmalara gitmeye karar verdim ama 4-5 yarışma sonra yıldım. Çünkü gerçekten vücut geliştirme sporu için bir dönem lokomotif görevi gördüm. Ben bir şey bilmiyorken birçok şeyi öğrenmeye başladım. Sporcularla konuştum, profesyonel atletlerle, Avrupa'dakilerle konuştum, arkadaşlıklar kurdum. Gidip geldim, dostluklarım oldu Rusya'dan, Danimarka'dan, Norveç'ten, Amerika'dan. Vücut geliştirmeyi daha iyi öğrenmeye başladım. Daha net bilgilere uğraşmaya başladım ama yaş oluyor tabii 38-39 ilerliyor. Şu anda 49 yaşındayım. Şu anki kafa yapım, şu anki bilgilerimle 20-22 yaşıma dönsem
bambaşka bir hikayeye sahip olurum. Bu kadar sevdiğim bir işte eminim ki mesela 22-23 yaşında profesyonel olsaydım, IP Pro kartımı alsaydım, kesinlikle gidip Los Angeles'ta yaşardım. Kesinlikle de Mr. Olympia'da derece yapacak duruma, fiziğe ulaşırdım. Bu kararlılığı göstereceğimi biliyorum. Yani bir daha dünyaya gelsem kesinlikle bu şekilde davranırım. Bunu da bazı röportajlarda, bazı şeylerde söylüyorum. Hayatımdan ve yaptıklarımdan çok razıyım. Ailemden, dostumdan, arkadaşlarımdan. Bir daha dünyaya gelsem kopya aynı hayatı yaşamak isterim. Acısıyla, zorluklarıyla. O kadar razıyım yaşadığım hayattan. O kadar memnunum Serdar Aktaş olmaktan ve vücut geliştirme sporcusu olmaktan. İşimi çok seviyorum. Yıllar bu şekilde geçti. Dediğim gibi tecrübe bilginin denenmiş halidir. Şu anda hem denenmiş olarak hem okumuş olarak dünyanın her tarafında yarışan bir insan olarak bu işe bakış açım da, vizyonum da çok geniş. Şu anda da diyorum ki ya işte ameliyat oldum, ondan sonra bunu da sık sık dile getirmek istemiyorum. Fıtık ameliyatı oldum, geçti gitti, bu konuyu kapatalım. Yine hala diyorum ki acaba 50 yaş üstünde bir dünya şampiyonluğu için harekete geçsem mi? Aklımda bu var. Yani ben yatıyorum ama o yatmıyor içimde, hep ayakta duruyor. İtiyor beni, Serdar Aktaş'a, Serdar Aktaş'a git bir kere daha yarış, birkaç kere daha yarış, hatta 4-5 kere yarış. 60 yaşına kadar yarış diye içimdeki sinyal bana bu şekilde sinyal veriyor. İçimdeki ruhum bana bu şekilde yönlendiriyor. Bu şekilde bir yönlendirmeyle bundan ne kadar kaçabilirim bilmiyorum. Aktif yarışmacılığı bıraktım. Vücudum belirli bir yaştan sonra, bunu hep Ahmet abi de söylerdi, 44 yaşından sonra vücudunu tanıyamayacaksın. İşte önce bacakların incelmeye başlayacak, işte belin kalınlaşacak, adelerin boyu kısalacak diye bana önceden abi tavsiyelerini veriyordu. Ben tabii 37-38 yaşta bunu derken ahu diyordum. Ama yaş geldikçe hocamın söylediği her şeyi yaşıyorum, tek tek yaşıyorum. Adelerin boyu kısalıyor, bacakların önüne geçemiyorsun ki, zamanın en iyi bacaklarından biriydi ülkedeki bacaklarımla yarışmalarda çok ön plana çıkardım. Hepsi gidiyor gerçekten. Buna da saygı duymak lazım. Dua kanunu. Yaşım ilerliyor. Ama dediğim gibi 50 yaş üstünde bir kere değil 4-5 kere daha podyuma çıkmak istiyorum. Allah nasip ederse, Allah sağlık verirse, her şey yolunda giderse bunu yapmak istiyorum. Böyle bir hedefim var ama yapmazsam da geriye baktığım zaman tüh be yapmasaydım diyeceğim hiçbir şey kalmadı. Artık tamamıyla öğrencilerime, uzaktan eğitim öğrencilerime, böyle yarışmacı yetiştirmiyorum ya da yarışmacı. Çünkü şu anda bu işten ekmek yiyen, hayatını kuran birçok sporcunun yolunu açtım. Hepsi benim yolumdan gitti. Yardım ettiklerim çok. Hem de maddi en ufak bir şey talep etmeden. Yıllarca birçok sporcuyu yarışmaya hazırladım. Hepsi şu anda kadın erkek. Çok iyi durumdalar. Ondan sonra vefalı olanları vardır. Klasik vefasız olanları vardır. Herkesin, hepsinin tuttuğu altın olsun inşallah. Hiç problem yok. Ben hakkımı zaten A'dan Z'ye tartışıp tartışmadığım, konuşup konuşmadığım, beni kızdırmış, beni üzmüş, trip yapmış. Herkese hakkımı helal ettim çoktan. Hiçbir sıkıntım yok. Bir telefon kadar uzağım. Hep diyorum onu bütün konuşmalarımda. Dediğim gibi artık 50 yaşına geldim. Kimseyle ne husumet içinde bulunurum, ne çatışma içinde bulunurum, ne laf kavgasına girerim, ne trip çekerim, ne de naz çekerim. Her şey olduğu gibi hayatımda devam ediyor. Ama benim duruşum, benim bakışım tabii ki tecrübeyle eşit olarak belirli bir balans içinde devam ediyor. Dediğim gibi Adnan Sır'ı görüp başladım. Adnan Sır'ı görüp başladım ama Adnan Sır benim idolümdü görüntü olarak. Ya görüp bu fizik dedim. Ya bir erkek böyle görünme dedim. Ama bana yardımcı olan, benim hocalığımı yapan insanlar farklıydı. Mesela Hüseyin Karadeniz bana emeği olan bir sporcuydu. Dönemin sporcularından. İsmail Akbal benim birçok şampiyonluğumun sebebi olmuştur. Bunların isimleri çoğunuz bilmez. Bunların hepsi zamanın Türkiye şampiyonları. Ama bilgi olarak yanlarında olduğum için, bana sahip çıktıkları için benim hoca diyebileceğim iki tane insandır gerçek anlamda bana faydası olan. Ve tabii ki uzun yıllar salonunda antrenman yaptım Majestic'te. Tulu Topa da bana emeği çok olmuştur. Yani Adnan Sır hocamdır. İdolümdür, gördüğüm zaman etkilenip spora başladım. Bu fizikte olmalı dediğim insandır. Ama bana hocalık yapanlar, tabii ki fizik olarak da örnek aldım. Hayat tarzından, konuşmasından, her şeyinden örnek aldım. Bir Tulu Topa gerçeği vardır. O da başka bir rol modeldir. Hem fiziksel olarak hem de hayata bakış açısı olarak. Ondan çok şey öğrenmişimdir. Hüseyin Karadeniz ilk hocamdır.
en çok emeği olan, en çok taşın altına elini sokansa İsmail Akbağ'dır. Vücut geliştirmede hem bilgi olarak hem de bir adım ileri gitmem olarak en çok faydayı İsmail Akbağ'dan görmüşümdür. Ben bu tip şeylere hiç hoşuma gitmiyor. Mesela en iyi 5 vücutçuyu say, şundan iyi misin, bundan iyi misin gibi sorulara cevap vermek istemiyorum. Bunlara benim cevap vermem doğru olmaz. Bunu insanların takdir etmesi lazım. Hani ben onları geçtim, boynuz kulağa geçer, şöyle oldu diye bir görüşte hiçbir zaman olmam. Bunu kendime de yapılsa saygısızlık olarak addederim. Benim öyle bir düşüncem olmadı onlara karşı. Ama 2000 yılından sonra o şampiyonluğu hazırlanırken ve ondan sonraki uzun yıllar boyunca ben en iyi olacağım diye tabii ki çok muammalı bir çalışma içine girdim. Doping olayına benim karşı olmam bir şeyi değiştirmez. Bu yasak olan bir şey, yasak bir şey. Yasak olan bir şeyi de dopinge karşıyım da karşı değilim diye bir yorum yapmak da gereksiz olur diye düşünüyorum. Şey diye yorumluyorum, hani alkol, sigara nasıl insan içip içmemek bir seçimse, bunu da yapıp yapmamak bir seçim. Bunu özendiriyor gibi oluyorsun bazen konuştuğun zaman. O yüzden çok böyle kesin hatlarla konuşamıyorsun ondan sonra. Ama sorduğunuz soru ciddi bir soru. Bunların hepsi Bon Jovi'nin kitabında yazıyor, Metallica'da yazıyor. Ondan sonra biz performansımızı arttırmak için steroid kullanıyorduk konserlerde diye. Kullanılıyor. Bunun yüzücüsü de yakalandı. Phelps'inden tut, Ben Johnson'ından tut, Marion Jones 4 olimpiyat madalyalı atletinden tut. Hani yapılıyor bu yani. Herkes Halil Mutlusu'ndan tut, Süreyya Ayhan'ından tut, bilmem nesine kadar. Doping yapmadan bir kere dünya şampiyonası bir sporcu olmanız imkansız. Yani hangi branş olursa olsun. Hani yapabilen varsa alnını karıştırırım ya da eyvallah derim ama inanmam. Anlatabiliyor muyum? Her yerde olan, sanatından müziğine kadar, her spor dalından amatörüne kadar, bir herhangi bir şekilde bir spor salonunda devam eden insanına kadar, ev hanımına kadar için içine girmiş bir olay. Doping bir gerçek dünya üzerinde. Hani evde fırında patates yapan, brokoli haşlayan bir kadın bile SARMS denen maddeleri kullanıyor şu anda. Peptitleri kullanıyor yağ yakmak için. Ya da efedrin gibi, klamitrol gibi maddeleri öneriyorlar. Bunlar çılgınlık. Hani ya kadınların yapmış olduğu şeyler bile hemen ölümle sonuçlanabilecek, kalp kriziyle sonuçlanabilecek girişimleri var. Camianın ya da bu işi yapanların kanaat önderi olarak, bir insan olarak, bu işe yıllarım vermiş olarak önümde bir sürü tablo var. Bir geliyor kadın diyor ki ben diyor işte efedrin kullanıyorum. Kim tavsiye etti bu? Ya kızım diyorum, hanımefendi dedirdiniz mi diyorum. Yani direkt ölürsünüz diyorum. Neler var? DNP var, bu çok tehlikeli bir şey. Tarım ilacı, yağ yakıcı olarak kullanılıyor. Bunu kadınlar kullanıyor ya. Bunu tavsiye ediyorlar kadınları ya. Anlatabiliyor muyum? Hani geç sporcuyu falan yani. Hani sen bu dünya şampiyonu belirli bir level'a gelmiş sporculara bakıp bunlar doping yapıyor dediğin zaman çok komik duruma düşüyorsun bu işi bilen insanlar tarafından. Çünkü bu hani evde annenin çekmecesine kadar girmiş bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Herkes kullanıyor bunu yani. Hani isim saymaya kalksak liste etmez. Herkes kullanıyor bunu zaten. Bunu herkes biliyor ama kimse dile getirmiyor. Çünkü niye bu yasak? Hani evet. Yarışmalarda işte nasıl dünya şampiyonu oluyor? Kontroller var. Kontrollere geçmek için de bir sürü tezgah planlanıyor. Nasıl doping kontrolü yapılıyor sporcuyu belirli bir yerde durdurabilmek için? Sporcular da buna alternatif üretip bir sürü karşı testleri negatif çıkartacak formül icat ediyorlar. Bunlar olimpiyat bazında, dünya şampiyonları bazında böyle. Yani öyle taktikler var ki inanamazsınız. İdrar keserizdeki idrarı alıyorlar, çekiyorlar doping kontrolüne girmeden. Başka bir idrarı idrar kesene veriyorlar, sen içeri girip işiyorsun ve temiz çıkıyorsun. Bir de işin ekonomik yolu var, şöyle bir yer var. Şimdi Paris Saint Germain'e örnek veriyorum, Neymar'ı transfer ettin. 100 milyon euro bonservis verdin. Sen o adamı dopingle yakalayabilir misin? Hangi doktorda öyle bir yürek var? Hani bir düşün, bir hayal et. Messi'yi doping kullanıyor mesela, dopingli. Hadi yakalasana. Hani ne demek istediğimi anlıyor musun? O çapta sporculara da dokunamazsınız. Neden dokunamazsınız? Düşünsene adamın kaydan kitlesini. Yani neyi? Hani Messi'yi yakaladık, 6 ay doping cezası verdik. Hani hadi durdur mu? Barcelona'nın İspanyol mafyasını durdur. Ya 2 dakikada o doktorun hani burada Hakkari'ye sürerler vardı ya böyle, Doğu'ya sürerler. Aynı öyle İspanya'da bir bakmışsın, Las Palmas'tasın yani maddetten. Anladın mı? Orada böyle şey olmuşsun, aile doktoru olmuşsun böyle, anladın mı? Yani bazı gerçekler var. Ben tabii geniş açıyla sana bir takım
dinleyenlere, izleyenlere geniş açıyla bir şeyler sunmaya çalıştım. Kafalarındaki olay bu dopingti, bunu işte taş atın kafasına değil. Olay bu kadar geniş. Güçlü olana bir şey yapamazsınız. Hani orada doktora hemen indirirler. Ama tabii ne denir? İşine şeyli şeyli insanlar da vardır böyle. Hani asla böyle vazgeçmezler. Otoriter bir doktora denk gelirsin. Affetmez seni. İndirir yani. Ama dediğim gibi genelde işlem bu şekilde gerçekleşiyor. Kimse cebine koyulan paraya hayır demedi şimdiye kadar. Ufak tefek dokunuşlarla birkaç şeyin insanların kafasına uyandırmışımdır herhalde. Anlatabiliyor muyum? Bunu şöyle de soralım. Doping tavsiye eder misin? Ben etmem. Kimsenin kullanmasını tavsiye etmem. Ama benim tavsiye etmememle bu iş son bulacak mı? Ben o zaman mesela ben acayip yeşil ağacıyımdır diye. Yani hani ben kimsenin alkol sigara kullanmasını da tavsiye etmem. Değil mi? Ölüyorsunuz sonuç böyle yani. Değil mi? Bir tanesi karaciğeri, bir tanesi ciğerleri bitiriyor. Doğru mu? Yani kasılmaz son kanser. Değil mi? Engelleyebilir miyim ben şimdi karşıyım desem? O da aynı şey. Hiçbir şeyi engelleyemezsiniz. Her şey olacağını varır. Müthiş bir sektör çünkü yani. Çikolata bu meşhurdur zaten. Çikolata, şekere karşı şeyim var. Nefret, yani nefret etmiyorum ama şeker sevmiyorum. Şeker şeylerden hoşlanmıyorum. O tadı sevmiyorum. Bu hep ilginç gelmiştir. Küçükken de elime çikolatayı verdikleri zaman yere atarmışım. Ya lanet olsun bu ne biçim şeydi. Hiç sevmem ben. Şeker, çikolata, tatlı. Hiç sevmem. Yerken bir hoşuma gidiyor ama vücuda vermiş ol. Yani şöyle diyeyim sana, bir tane baklavayı bir saat üstüne çeviremem ya onun için. Gerek yok. Ben bir lafım vardı benim aktifken. Vücut 365 gün soyunduğu zaman gösterecek bir şeyler olmalı. Bu sporu yapıyorsun. Fitnessçısın, bodycisin, ne bileyim basketçisin. Yani üstünü çıkarttığın zaman atletik bir şeyler görmesi lazım insanların. Hani formsuz bir vücut, yağlı bir vücut. Bana göre değil, ben hoşuma gitmiyor. 55 ya da 56 tane yarışma yaptıysam madalyasız yarışmam yok denecek kadar az. Demek ki 55 tane kazanmışımdır. Hatta o kadar şey oldu ki paslanmış kupaları ve madalyaları ev değiştirirken, taşınırken bırakmak zorunda kaldım evde. Hani almak istemedim diğer tarafa. Çünkü madalyalar çok yer kaplıyor. Bir yere asamıyorsun, edemiyorsun. Ve duygusal bir bağ kalmadı onlarla aramda. Bunu söyleyince birçok arkadaşım kızıyor bana. Paslı kupaları, eskimiş olanları, yani 90 civarı alınmış kupaları falan bıraktım. Taşındığım evde bıraktım, çıktım. İnsanlar, ya çok fazla var ama. Hani göstereceğim, ondan sonra göreceksiniz. Hani o kadar fazla var ki hani ayıklamak zorundaydım yani. Eski olanları, beğenmediğim çirkin kupaları kaldırdım. İki tane cam olan vardı. Sağ olsun onları da taşıma şirketi kırdı. Allah razı olsun. Ondan sonra öyle kaldı. We'll be right back.
Türkiye'den Mr. Olympia olacak bir fizik bu şartlarda çıkmaz. Çıkmaz. Çünkü çok ilerlediler. Ondan sonra vücut gelişme dünyada gerilese de hala Mr. Olympia'da katılan ilk 10 kişi falan çok ekstrem fizikler hala hazırda. Yani çalışarak yapılacak şeyler değil. Özel bir genetik sahibi olmak lazım. Müthiş bir devamlılık lazım. Ülkemizde hem spor salonu sayısı artıyor hem bilgiye çabuk ulaşılıyor. Sporcular artık belirli bir yere daha kolay geliyor. Ama hala hani Mr. Olympia olabilecek fizik çıkmaz. Mr. Olympia tarihe de baktığımız zaman Mr. Olympia'da yarışan tek bir tane sporcumuz var. Hamdullah Aykutlu abimiz. Ondan sonra Hamdullah Aykutlu da IFBB Dünya Şampiyonası'nda overall olup katılma hakkını kazandı. Oraya da gitti. O da yaklaşık 20'ye yakın bir yarışma yaptı. İlk 5 derecelere kadar girdi ama Mr. Olympia'ya katılmak için, tekrar katılabilmesi için birinci olması lazımdı. Çünkü kualifikasyon yarışmalarında birinci olmak lazım tekrar. Yani ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hamdullah abinin döneminde IFBB'de dünya şampiyonu olduğun zaman Mr. Olympia'ya direkt katılma hakkını veriyorlardı sporculara. Hani şey olsun, diğerleri de heveslensin diye. O statü kalktı. Sadece kualifikasyon, yani benim de gidip o 4-5 gelirsem yarışmalarına gidip bir tanesini kazanman lazım. Bu imkansız. Çok acayip fizikler var. Gerçekten çok iyi fizikler var. Şu anda bölümlü sikletler var mesela. 212, hard body, klasik body, atletik short gibi. Belki işte belki bir bayan bikini de filan belki olabilir ama erkeklerden o şansı yapabilecek, olimpiya kalifiye olabilecek şansı kimse de görmüyorum. O genetiği de görmüyorum. Çok ilerledi yani oradaki yarışma. Özellikle ilk 5, ilk 10 kişi çok ilerledi. Ama inşallah birisi başarır. Çok çok seviniriz ya öyle bir fizik çıksa aramızdan. Ben çok sevinirim yani. Benim bu tip şeylerde bunu zaten genel olarak herkes bilir. Ben herkesi yukarı itmeye çalışırım. Kimseyi şimdiye kadar aşağı çekmeye çalışmadım. Bilinen sporcuların ya da bilinen branşlarda ya da diğer iş. Yani avukatlar arasında, doktorlar arasında da vardı. Türkiye'de kim yükselmeye çalışırsa aşağı birisi çekmeye çalışır. Ben de öyle bir şey yok. Herkesi ittim yeteri kadar. İtmeye çalıştım. Tabii ki bunun bir sürü açılımları var. Genetik faktörler, bilgi faktörü, ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar, bunların hepsi orada yarışmacı çıkartamayacak olmamızın açılımlarından birileri, bir şeyleri yani. Unsurlar, ekonomi, ondan sonra işte kullanılacak ilaçların sahte oluşu, spor salonlarındaki aletlerin, birçok salonda yeni artık böyle bacak aletleri. Çünkü bir salona gidiyorduk, bu konuyu ben çok altın çizerek söylüyorum. Ekipman azdı. Çünkü bacak çalışacak makine bulamıyorsunuz büyük salonlarda bile. Doğru düzgün makine yok. Bu da önemli bir şey. Çünkü bacaklar çok ön plana çıkar yarışmalarda. Bacak çalışacak bir antrenman da yok. Squat, hack squat, işte dandik bir leg press, extension olayı götürmeye çalışıyorlar. Bence önemli bir şey. Ama tabii ekonomi, burada kullanılan maddelerin, sahte oluşu o dediğimiz maddelerin çoğunun gibi unsurlar var. Ama dediğim gibi inşallah bayan, genç ya da hard body birisi çıkar, inşallah bizi oralarda temsil eder. Ama Mr. Olympia şampiyonu çıkmaz ülkemizden. İlk vücudum gelişmeye başladığı zaman yolda böyle yaşlı kadınlar beni görürdü modada. Oğlum ne yaptın vücuduna, bu ne hal, ne kadar güzel çocuktu, mahvediyorsun kendini filan derlerdi. Tabii bu işe artık bağlandıktan sonra büyük bir aşkla bu tip ünlemler sizi daha çok şevk ediyor. Vay be hani dikkat çekiyorum artık deyip daha çok yola giriyorsunuz. Ben de böyle olmuştu. Ya bu işi seven bir insanı, kadın ya da erkek, niye durdurasınız ki? Yani bir kere söylersiniz ya da fikrinizi. Dersiniz ki yakışmıyor be. Tamam hani ben seviyorum, mutluyum bu şekilde. Ondan sonra da destek olursunuz. İkide bir de bunu bir insanın önüne, yok şu kızın vücuduna bak, fitness yapmış işte, ne kadar kaslı. Ben hiç bu kadar sevmiyorum. O da seni zaten görüntünü sevmiyor. Her şey karşılıklı yani. O da senin görüntünden memnun olmadığı için o fizikte yani. Spor yapıp kendini öyle mutlu hissediyor. Ben olsam kadın ya da erkek, hani herkesin birbirini desteklemesini sağlıklı buluyorum. Hani senin gibi olmak istemiyorum. Olamazsın zaten. Hani böyle bir cevap var. Ondan sonra ben de senin gibi olmak istemiyorum diye bir hazır cevap var. Bir cevap vermek zorunda değilsin ya. Peki olma dersin. Ben öyle yapıyorum yani. Senin gibi olmak istemiyorum dedikleri zaman olma, canı sağ olsun yani. Böyle kal sen de. Herkes bu böyle olacak diye bir şey yok ki filan deyip buna çok sert cevap veren kadın erkekler var tabii. Hani çok acayip alınan filan. Benim umurumda bile değil yani. Ben 115 kiloyken de kocaman bir dev gibi olduğum zaman da böyle girip havuzda üstümü çıkartıp ya da yolda yürüyordum. Atletti böyle bakıyorlar yani. Yani
Bu benim çünkü yani. Ben niye kendimi saklayayım ki? Ne yapıyorum? Kötü bir şey yapmıyorum ki. Ben spor yapıyorum. İster beğenirsin, ister beğenmezsin. Anladın mı? Çok da şey gördüm ben. Hani bu kadar kaslı işte erkeklerden hoşlanmıyorum diyen kadın da gördüm. Sonra bayılıyorlar yani. Herhangi bir şekilde yarışmacılık kariyerimi 2018'de Dünya Şampiyonluk'tan sonra noktalamıştım. 49 yaşındayım. Onunla bundan mukayese olacak bir durumum yok artık. Ama fiziğime, kendi hayatıma, yaşam tarzıma uygun bir fizikle ortalıkta dolaşacağım. Yine antrenmanda videolar atacağım. Ama hiç kimse benden 2010'lara kadarki, 2015'lerin ortalarına kadarki Serdar Aktolga'yı beklemesin. Herkes hala ben çünkü onlarla bunlarla kıyaslıyorlar. İşte Mr. Olympia'ya gitse ne olur, Dünya Şampiyonası'na gitse ne olur. Arkadaşlar bir rahat bırakın beni yani. Ben sporu bıraktım artık. Hani ben bundan sonra hani yaşadıklarımı, yaptıklarımı paylaşın. Onlarla gurur duyacak olanlar gurur duysun. Onlarla bana sempati duyacak olanlar sempati duysun. Onun dışında benim kimseyle bu saatten sonra mukayese olacak bir halim yok. Ben bütün genç bodybuilder'lara, ileride bu işte ön plana çıkmak isteyen bütün sporculara zaten kapım açık. Bu zaten Instagram'da ya da YouTube'da herkes görüyordur. Bütün şu anda sevdikleri, takip ettikleri bütün genç sporcularla YouTube videoları çekiyorum. Sağ olsunlar, onlar beni gerçekten çok saygı duyuyorlar ve gerçekten onu çok seviyorlar. İsim saymaya gerek yok zaten. YouTube'da herkes bunları görüyor. Onlarla yaptığımız konuşmalar, onlarla yaptığımız gezintiler, onlarla yaptığımız yemeklerdeki sohbetlerde cabası. Ne güzel, onlar beni abileri olarak, hocaları olarak görüyorlar. O şekilde aralarında görmek istiyorlar. Ben de dediğim gibi aklı başına olan her tetkibe katılıp onlarla da kafamdaki tecrübeleri, bilgileri paylaşmaktan büyük zevk alıyorum. Hayatımın geri kalanında Allah ne kadar ömür nasip etmişse son nefesime kadar da bu işin içinde olacağım. Yeter ki Allah sağlık versin, güç versin, kuvvet versin. Son nefesime kadar jimde olacağım, antrenman yapıyor olacağım. Benden genç sporculara faydalı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi yüzlerce insanı daha sağlıklı bir şekilde hayatın içine sokabilirsem uzaktan eğitim okullarımda ne mutlu bana. Bu kadar yani hayatımın her anı dolu dolu geçti ayrıca. Hani burada sırf belirli bir konsept üzerinde konuşabildik ama mesela genç sporculara bazı önerilerim var. Hayat vücut geliştirmeden, fitness'tan bunlardan ibaret değil. Hani gezsinler, araştırsınlar, flörtleriyle dolaşsınlar, körü körüne spor yapmasınlar. Gerçekten okusunlar, araştırsınlar. İdol gördükleri vücutçuların yanında olmaya çalışsınlar, yerli yabancı, onlardan bilgi almaya çalışsınlar. Bu iş için bir emek vermeniz lazım ama hayatın güzellikleri için de emek vermeniz lazım. Ortak bir paydada karşılarındaki insanlarla birleşmeliler. Ortak zevkleri olmalı. Hani ben yorgunum, antrenmandan geldim, evde oturalım. Ya da kız diyor ki, erkek arkadaşlar normalse, ben işte bugün 5 tane personal training verdim, evde oturalım. Ama hayat bundan ibaret değil. Çok komik zaten. Hani bir yaşa kadar çalışıyorsun para kazanmak için. Sonra kazandığın parayı sağlıklı olayım diye harcıyorsun bu sefer yaşlandıktan sonra. Savurmasınlar ama hem ülkemizi gezsinler hem dünyayı dolaşmaya çalışsınlar. Ben elimdeki imkanlar dahilinde hemen hemen tüm dünyayı dolaştım. Gezdim. Her spor salonunda antrenman yaptım. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde yarıştım, podyuma çıktım. Şu anki bakış açımı bunlara borçluyum. Vizyonumu bunlara borçluyum. Yani benim yaşıma geldikleri zaman boş teneke gibi kalmasınlar. Şu anda ders verebilirler, spor yapabilirler ama sporun bir de sporu bıraktıktan sonraki durumu var. Kendilerini bilgi olarak, teknik olarak ya da kariyer olarak belli bir yere taşımadıktan sonra ileriki yaşlarda boşluğa düşeceklerdir. Ben bir abi olarak, bir hoca olarak buradan onları da uyarmak istiyorum sizin vesilenizle. Çünkü bu önemli bir konu. Hani herkes şeyi soruyor. Nasıl olurum? Nasıl yaparım? Bilmem ne yaparım ama bu iş bittikten sonra ne yaparım? de cevabı var. Bir bakıyorsun ki böyle kendi jenerasyonumdan çok arkadaşım var. Geriye baktıkları zaman ortada hiçbir şey yok. Yani ne birikim var, ne aşk var, ne sevgi var, hiçbir şey yok yani. Yarışmışsın, yarıştım. Öldüm zaten ondan sonra yani. Anlatabiliyor muyum? Hani ben geçmişe baktığım zaman yaşadıklarımla çok gurur duyuyorum. Çok desteklerimi, yapmışlıklarımı, dediğim gibi hani hep diyorum ya işte benimle geçinemeyen, beni anlamayan, benim hakkında abuk sabuk yapan herkes şizofrendir. Çok net söylüyorum. Çünkü ben kötü olan hiçbir şey yapmadım. İnsan bu kadar içi rahat olabilir mi? Yok. Allah yukarıda. Hesabını ona vermeyeceğim mi? Net yani. Hiç kimseye kötülüğüm olmadı. O kadar içim rahat. Var mı başka sorun?